İkinci Dünya Savaşı, piyade birlikleri tarafından kullanılan birçok silaha tanıklık etti. Hadi gelin hep beraber, savaş sırasında hangi silahların kimler tarafından üretildiğine ve savaş alanında kullanıldığına bir göz atalım. Sürgü mekanizmalı tüfekler. Savaş sırasında iki taraftan da çoğu piyade, sürgü mekanizmalı tüfeklerle donatılmıştı. Tek tek atış yapan bu tüfekleri askerler, her atıştan sonra sürgüyü elle açıp kapatarak, hazneye mermi yerleştirerek kullanıyorlardı. İngiltere ve sömürgelerinin kullandığı sürgü mekanizmalı tüfekler, Lee Enfield 3 ve 4 iken, Springfield isimli 1903 yapımı tüfek Amerika Birleşik Devletleri, M91 isimli tüfek ise Sovyetler tarafından kullanılıyordu. Mihver devletlerden Almanya ise, piyadelerini oyun severlerin birçok oyundan aşina olduğu Kar-98 isimli tüfekle donatmıştı. Yarı otomatik tüfekler. Dünya geliştikçe yarı otomatik silahlar daha yaygın hale geldiler. Bu silahlar, sürgü mekanizmalı tüfeklerin aksine, elle müdahale etmeden ve tutukluk yapmadan tek tek ateşlenebiliyordu. Amerikalılar savaş sırasında M1 Garand ve M1 Karbine adını verdikleri tüfeklerini kullanırken, Sovyetler SVT-40, Almanlar ise GWH-43 isimli tüfekleriyle ordularını donattılar. Makineli tüfekler. Tam otomatik tüfekler, 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nda da savaş alanının çehresini değiştiren kahredici unsurlardandı. Piyade kuvvetleri, temel olarak iki tip tam otomatik tüfek etrafında merkezlenmişti. Ağır makineli otomatik tüfekler daha çok sabit bir siperden mevzilenerek kullanılırken, hafif makineli tüfekler ise taşınabilir ve hazne beslemeli olarak kullanıldı. Alman MG42, bu silahların en korkutucu örneklerinden biri olarak kabul edilirken, dakikada 1200-1500 arası mermi atabilme kabiliyeti sayesinde kendisine Hitler'in vızıltısı ismi verildi. Dikkate değer diğer silahlar ise Sovyetler tarafından kullanılan davul şarjör DP-28, İngilizler tarafından üretilen üstten monte şarjörlü Bren ve Amerikalılar tarafından ise Çek tasarımına dayalı olarak üretilen Browning otomatik tüfek kullanıldı. Yakın mesafe çatışmalarında tabanca mermilerini seri bir şekilde ateşleyebilmesi için 2. Dünya Savaşı'nda daha da geliştirilen hafif makineli tüfekler ise 1920'li yıllarda çeteler tarafından kullanılmaktaydı. Daha sonraları kendisini İngiliz ve Amerikalıların elinde 2. Dünya Savaşı'nda bulacak olan bu Amerikan yapımı Thompson SMG silahlar savaşta kilit bir rol oynadı. İngilizler, Amerikan yapımı Thompson SMG'leri güvenilir bulmasına karşın cep yakan maliyeti nedeniyle kendilerine ait bir hafif makineli tüfek geliştirme yoluna gittiler ve bu sayede Stinger SMG'ler kullanılmaya başlandı. Oldukça ucuz bir yerli olan Stinger SMG, düşük maliyetine karşın sık sık tutukluk yapmasıyla adından söz ettirdi. İngilizler, daha sonra bu silahları Nazi işgali altında bulunan Avrupa ülkelerindeki sivil milislere dağıtmaya başladı. Bir başka ucuz ve savaş alanında etkili olan hafif makineli tüfek PPSH-41 ise Sovyetler tarafından üretilerek savaş boyunca kullanıldı. Son olarak ise Almanlar tarafından geliştirilen 32 mermi kapasiteli MP40'lar piyade, paraşütçü, müfreze ve manga liderleri tarafından yaygın biçimde kullanılmaktaydı. Yenilikçi bir arayış içinde olan Alman ordusu, savaşın ilerleyen safhalarında STG-44 veya makineli tabanca olarak da bilinen yarı ve tam otomatik saldırı tüfeğini geliştirip kullanıma soktu. Rakiplerinden benzersiz olan bu silah, piyade tüfeği ve hafif makineli tüfek arasında tasarımıyla dikkat çekerken, ilerleyen yıllarda Ruslar tarafından geliştirilecek olan AK-47'lere, namı diğer keleşlere ilham kaynağı olacaktı. Tabancalar. Üst düzey subaylar, pilotlar ve tank ekipleri tarafından kullanılan tabancalar, yakın mesafe çatışmalarındaki etkinliğiyle ön plana çıkmaktaydı. 7 mermi kapasiteli olan Colt, Amerikalılar tarafından üretilip kullanılırken, P-38 ve Luger P-08 isimli bu tabancalar ise Almanların gözdesiydi. İngilizlerin ürettiği Revolver isimli tabancalar, İngiliz ordusu ve sömürgeleri tarafından, Sovyet yapımı TT-33'ler Kızıl Ordu tarafından, Nambo 14 ise Japonlar tarafından kullanılmaktaydı. Alev silahı. 1. Dünya Savaşı'nın en etkili silahlarından olan alev silahları, 2. Dünya Savaşı'nda da müttefikler ve mihverler tarafından kullanılmaya devam edildi. Öncü birliklerin sahip olduğu bu silahlar,
düşman siperlerini ve tilki deliklerini yok etmek amacıyla etkin bir şekilde kullanılmaktaydı. El bombası. Piyadelerin en etkili saldırı araçlarından birisi olan el bombaları, yakın mesafe çatışmalarının yok edici unsurlarından olarak ön plana çıkmaktaydı. Hem elle hem de bir tüfek ile gönderilebilen bu bombalar, isabetli kullanıldığında düşman birliklerine ağır zayiatlar vermekteydi. Antitank. Hafif ve taşınabilir olması sebebiyle büyük bir avantaj yaratan antitanklar, ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında tanklara karşı kullanılmaya başlandı. Amerikalılar tarafından bazukalar kullanılırken, muadili olan panzerkrekler, Almanlar tarafından üretilerek sahada müttefiklere karşı etkin bir rol alıyordu.